Merhaba, ben Profesör Doktor Hüseyin Gündüz. Kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanıyım. Kardiyoloji profesörüyüm. Akut koroner sendromlar denilen bir klinik tablo var. İçerisinde kalp krizi var veya kalp krizine eğilim var. Dolayısıyla bu konu üzerinde konuşmak lazım ki şunu söylemem gerekiyor. İnsan hayatının en çok sonlandıran tablo ve belki de kanserden çok daha fazla önemli bir klinik tablodur. Akut koroner sendromlar, yani kalp krizi ve benzeri klinik tablolar. Dolayısıyla insanların bu konuda, vatandaşımız bu konuda mutlaka bilinçlenmesi, gerek ağrı başladığında nasıl yaklaşacağını, nasıl ilerleyeceğini, gerekse bu hastalığa yakalanmam adına neler yapacağını bilmesi ve arkasından da hastalığı yakalandıktan sonra hayatın sona ermediğini ve bu hastalığın da mutlaka uyulması gereken kurallar olduğunu ve çeşitli tedavi yöntemleri olduğunu, bu tedavi yöntemlerinde çok büyük cerrahi girişimler olmadığını ve endişe etmemesi gerektiğini anlatmak lazım. İşte akut koroner sendromlar şiddetli göğüs ağrısı ile başlar. Tabii ki her göğüs ağrısı bir akut koroner sendrom değildir. Göğüs ağrısının tipik özellikleri vardır. Göğsün arka kısmında baskı şeklinde, yanma şeklinde, sıkıştırıcı tarzda olur. Kola, boyuna, çeneye yayılır. Ağrı dilaltı ilaçlarla veya istirahatle geçmez. Geçerse zaten akut koroner sendrom değil, stabil koroner sendrom. Kronik koroner sendrom adını alır. Geçmez ve kişi mutlaka bir acil kliniğe başvurmak zorunda kalır. Çünkü tablonun arkası zaten enfarktüs gelişiyordur veya gelişmek üzeredir. Dolayısıyla kişi bir an önce acile başvurmalı ve tanının konup hızla tedavisinin yapılması gerekir. Çünkü tekrar söylüyorum, her dakika miyokard dediğimiz kalp kasından kayıp demektir. Ne kadar gecikirse, ne kadar geç başvurulursa miyokard dokusu o kadar fazla ölür ve kişi iyileşse bile veya tabloyu atlatsa bile kalp yetersizliğiyle muzdarip olur ve geri kalan hayatını ızdırap içerisinde, sıkıntı içerisinde yaşar. Nefes alamaz, nefes darlığı çeker, çabuk yorulur, performansı azalır, yürüyemez, çıkamaz. Dolayısıyla akut koroner sendromlar, yani enfarktüs ve benzeri tabloların bir an önce doğru algılanıp hızla müdahale edilmek üzere acili bu işi tedavi edebilecek bir kliniğe başvurmaları gerekir. Bu risk faktörlerinin başında genetik gelir. Özellikle yaş ilerledikçe risk artar. Erkek cinsiyet önemli bir risk faktörüdür. Obezite önemli bir risk faktörüdür. Kolesterol yüksekliği çok fazla ölçtürmüyorlar ama o da önemli bir risk faktörüdür. Ama daha da önemlisi diyabet ve sigara. Diyabet özellikle obeziteyle doğrudan olarak yaş ilerledikçe ortaya çıkan tip 2 diyabet önemli bir hastalık. Tedavi edilebilirliği var ama tamamen ortadan kaldırılabilirliği şüpheli. Dolayısıyla iyi bir tedaviyle, önemli bir risk faktörü olmasına rağmen iyi bir tedaviyle risk azaltılabilir kalp krizi yönünden. Ama daha da önemlisi insanların sigara içimi. Yani bile isteği, tabii kanser ayrı bir risk sigara için ama genç yaşta kalp krizinin en önemli sebebi sigaradır. Bizde 24-25 yaşında gençler geliyor kalp kriziyle sigara içtiği için. Yani 10 yıldır, 15 yıldır sigara içiyor. 10 yaşında başlamış, 15 yaşında başlamış. 25 yaşında kalp krizi geliyor, 30 yaşında kalp krizi geliyor ve geri kalan hayatı berbat oluyor. Dolayısıyla sigara her yaşta önemli bir risk faktörü. Ve ben 3 tane içiyorum, az içiyorum değil. Günde 1 tane bile sigara içmiş olmanın önemli bir risk faktörü olduğunu bilmek lazım. Sigaranın sayısı arttıkça kanser riski artıyor, kalp krizi riski artıyor ama az içiyorum, dolayısıyla risk azdır diye düşünmemek lazım. Sigaradan mutlaka uzak durmak lazım. Şimdi az önce saydığımız risk faktörlerine sahip olan kişilerin mutlaka bir kere alert olmaları gerekiyor. Kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun dışında özellikle eforla gelen, yol yürürken, merdiven çıkarken gelen, göğüste sıkışma hissi, baskı hissi, tıkanma hissi, performansın ani bir şekilde azalması, çabuk yorulma hissi, veya aynı ortaya çıkan nefes darlığı, çarpıntı gibi şikayetler alarm zillerinin çaldığını gösterir. Dolayısıyla 50 yaşında bir erkek daha önce çarpıntı yaşamazken birden sık çarpıntı yaşıyorsa veya bir ay öncesine göre belirgin bir performans azlığı varsa, merdivenler artık çıkamıyor ise, göğüs ağrısı olmasa bile mutlaka bunun bir kalp krizinin öncü işareti olduğunu algılaması gerekiyor. Ve bu konuda yapılacak olan bir takım testler var. Gerçekten bir koroner arter hastalığı ki kalp krizi bunların akut tablosudur. Koroner arter hastalığı var mı yok mu? EFOR testinden koroner beta anjiyografiye, miyokard perfüzyon scintigrafisinden dopamin stres ekoya kadar pek çok çeşitli testler var. Hastalığı ortaya çıkarabilecek. Perkuten koroner girişimler, yani balon stent uygulaması
Şimdi balon yaptığımız hastaların hemen hemen hepsine stent uyguluyoruz. Kronik koroner sendromlarda %70 ve üzeri darlığı mevcut olan bir kalp damar rahatsızlığı mevcudiyetini biz stentle tedavi ediyoruz. Ana konumuz akut koroner sendromlar, yani kalp krizinde ise iki tür tedavi var. Birincisi trombolitik dediğimiz pıhtı açıcı bir ilaç. Ancak tüm dünyada gösterilmiş ki en etkin tedavi tabii ki perküten koroner girişim, yani balon stent uygulanması. Dolayısıyla kalp krizi geçiren birinin veya kalp krizi adayının en etkili tedavisi mutlaka ve mutlaka bir an önce balon stent uygulaması yapılarak damarının açılarak sanki hiç tıkanma olmamış gibi eski haline döndürülmeye çalışılması, kan akımının normale döndürülmesi. Tabii ki biz şimdi kalp krizi geçirenlere bir takım ilaçlar yüklüyoruz. İşte kan sulandırıcılar olarak adını özetlediğimiz aspirin ve benzeri ilaçlar var. Onun dışında kalbi yorulmasını engelleyici, ritim düzensizliğini engelleyici bir takım ilaçlar veriyoruz. Ve bunları bir yıl veya ömür boyu gibi düzenler içerisinde ayarlıyoruz. Bunların içerisinde özellikle aspirin ve kolesterol ilaçları ömür boyu devam etmesi açısından kesinlikle bırakılmaması gerektiğini bilmek lazım. Kişi tek tür kullanıyor, yani bir ay kullanıyor. Hocam ilacım bitti, sonra ömür boyu. Bir ay değil, ömür boyu. Bir yıl değil, ömür boyu. Özellikle aspirin ve kolesterol ilaçları. Kolesterol seviyesinin çok düşürülmesi gerekiyor, olayın tekrarlanmaması adına. Özellikle balon stent takılmış hastalar şunu soruyorlar. Benim stentim Avrupa'yı mı, değil mi? Şimdi ülkemizde gerek eğitim araştırma hastalarında, gerek tıp fakültelerinde, gerekse özel hastanelerde hemen hemen her vakaya ilaç kaplı stent dediğimiz, özellikle daralma ihtimali çok düşük olan stentler kullanılıyor. Ve dolayısıyla böyle bir endişeyi yaşamamak lazım. İki, hangi stentin takılacağı, ilaç kaplı veya normal stent, hekim karar veriyor zaten. Onun da uygun indikasyonlara göre karar veriyor. Yoksa rastgele bir karar verilmiyor. Bu konuda hekimlerine güvenmelerini, dolayısıyla böyle bir endişe yaşamamalarını tavsiye ediyorum. İkincisi, stent takıldıktan sonra her şeyin normalleştiğini düşünüyorlar. Halbuki koroner arter hastalığı kronik, devam edici bir hastalıktır. Eğer ki önerilere uymazlar ise, özellikle sigara ve şeker konusunda yeterli tedbir almazlar ise hastalık tekrarlanmaya ve ilerlemeye devam edecektir. Mutlaka sigara içiyorlarsa sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyorum. Sigara çok önemli bir risk faktörü, çok önemli bir zehir. İnsan hayatını kısıtlayan önemli. Benim aklım almıyor bir insanın kendi hayatını niye sonlandırmak için acele ettiğine dair. Ben hiç sigara içmediğim için belki anlayamıyor olabilirim ama sigaranın da psikolojik bağımlılığının çok yüksek olduğunu biliyorum. Çünkü başlayanın bırakması gerçekten zor. Ama irade sahibi olan her insan istediği takdirde bırakır. İkincisi, mutlaka verilen ilaçları harfiyen, eksiksiz, unutmadan kullanmalarını tavsiye ediyorum. Üçüncüsü, bu ilaçların ömürlük ilaçlar olduğunu, sadece bir kür değil, ömür boyu, bazı ilaçların ömür boyu, bazı ilaçların dönem dönem kullanması gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Dördüncüsü, kontrollerini ihmal etmemelerini tavsiye ediyorum. Hasta stent takıyoruz, bir sonraki gelişi yeni bir kalp krizi. Arada, ortada yok. Sigara devam etmiş, tavsiye dinlememiş. İlaçlar bir kür kullanmış, bırakmış, sonra yeniden bir kalp krizi. İkinci kalp krizi ya kalp yetmezliğiyle sonuçlanıyor ya da hayatın sona ermesiyle sonuçlanıyor. Bence hayat risk alınacak kadar değersiz değil.